7 Ekim tarihinde İsrail Gazze'ye, Filistin topraklarına büyük bir saldırı başlattı. Ve burada adeta zulmediyor, işkence ediyor, insanlık ölüyor, Musevilik ölüyor, Hristiyanlık ölüyor, Müslümanlık ölüyor ve Gazze'de öldürmediği kişi bırakmadı. Yaklaşık 25 bine yakın insan öldü, çocuk, kadın ve bir soykırım. Zaten lahirlere yargılanıyorlar kendileri. O günden itibaren özellikle Gelecek Saadet Grubu olarak rahmetli Hasan Bitmez milletvekilimiz bu konuyu çok gündeme getirdi. Neydi bu konu? Bu konu Türkiye limanlarında ve dünyanın başka limanlarından gelen gemilerin Türkiye limanlarında kullanarak İsrail'e malzeme taşıdığı konusunda, demir, çimento, demir çelik veyahut da başka malzemeler taşıdığı noktasında böyle iddialarda bulundu. Önce AK Partililer dediler ki yalan. Yalan söylüyorsunuz. Yok böyle bir şey. Hükümet yetkilileri. Ardından biz daha çok gündeme getirdiğimiz zaman özellikle Ticaret Bakanı şunu söylemişti. Gidiyor. Evet ama bu Filistin'e gidiyor. Filistin'de liman olmadığı için de İsrail limanları kullanıyor diyerek böyle bir yanıma, böyle bir tevile, böyle bir zırvaya tevil getirmeye çalıştı. Ardından baktılar ki mızrak çuvala sığmıyor. Hemen dediler ki özellikle Ulaştırma Bakanı Türkiye'den özellikle o günden bugüne kadar yani 7 Ekim 31 Aralık tarihleri arasında 700 bin geminin ortalama günde 8 geminin Türkiye limanlarından veya başka limanlarından Türkiye limanlarını kullanarak transit geçen gemilerin olduğunu söyledi. Ve taşınan eşya miktarının tonunu da söyledi. Kilogramını da söyledi. 1.9 milyon ton buraya malzeme taşındığını söyledi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Ona da dedi ki bunu da Ticaret Bakanı'na sorun dedi. Şimdi biz de soru önergesi vermiştik. Cevap verir mi? İpomunu serer mi? Arabayı yokuşa sürer mi? Onu bilmiyoruz. Belki de cevap vermez. Belki de mevzuat hazretleri der. Saklar ama mızrak çuvala sığmayacak. Hakikatler bir gün ortaya çıkacak. Ardından kendisi de şöyle söylemişti. Ve bizim İsrail'le ticaretimiz %50 azaldı demişti 7 Ekim'le bu tarihler arasında. Öyle olmadığını, daha sonra %48 azaldı dedi. Hangisi doğru onu da bilmiyoruz. Bunlar nasıl devlet üretiyorlarsa. Ardından da dedi ki biz TÜİK ve gazeteciler bunu yazınca ve Ticaret Bakanlığı'nın internet hesabında da bunlar olunca da ve burada ihracatın yani burayla olan ihracatın %34.8 oranında artarak 430.6 milyon dolara yükseldiğini görününce de yine aynı şekilde seslerini kesmişlerdi. Filistin'e gönderilen mallardan bahsetmişti kendisi. Varış yeri İsrail olmak zorunda yazıyoruz demişti. Ve Türkiye'de gazeteciler, Türkiye'de siyasetçiler, Türkiye'de bazı sivil toplum kuruluşları bu işin üstesine gitmeye devam ettikçe perişan olmaya başladılar. Ve şimdi ise bu Ulaştırma Bakanlığı'na teşekkür etmiştim. Yine teşekkür ediyorum açıklama yaptığı için. Bu limanlardan, Türkiye'nin limanlarından İsrail'e malzeme taşındığı için. Ve yine aynı şekilde daha önce genel başkanlığında yaptığınız MÜSİAD bünyesindeki çelik ihracatçıları İsrail için üretime devam ederken İsrail'in çelik ithalatının %65'i Türkiye'den yapılırken MÜSİAD üyesi İçtaş İsrail'e en çok çeliği ihraç ederken MÜSİAD üyesi firmalar İsrail'e kablo, inşaat malzemesi satışı yaparken MÜSİAD ve benzeri kuruluşların şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek ve İsrail'e lanet sloganlarıyla miting ve yürüyüş yapmasının bir çelişki olup olmadığını sormuştum. Sayın Bakan bir çelişki mi? Söyler misiniz? Bu işin peşini bırakmayacağız. Bir yandan meclis araştırma önergesi vereceğiz. Soru önergelerimize ısrarla yazmaya devam edeceğiz. Basın toplantıları yapacağız. Kamuoyunu bilgilendireceğiz. İsrail'e ne gönderdiğinizi açıklayacaksınız. Mecbursunuz ve mahkumsunuz.